dostlar. Yeni bir videoda da bir aradayız. Bugün gerçekten e, çok sıradışı bir e, video olacak. Aslında bir video serisi olarak yayınlayacağım size. Bu da Münever Karabulut cinayeti olayı. E, bugüne kadar yaptığım, karşılaştığım en karmaşık, zor olay bunu söyleyeyim. Ben de büyük resmi çizip bu olayı size bütün boyutlarıyla anlatmaya çalışacağım. Ee, ancak büyük resmi çizerken resmi biraz daha daralttım çünkü çok fazla e, bunu biraz dallandırmak istemedim. Ya o kadar çok veri var ki hepinizin kafası karışabilir. Daha çok e, hap bilgiler şeklinde size bir şeyler anlatacağım. Bu video serisi 11 videodan oluşacak değerli dostlar. Bu bugünkü videomuz ilk videomuz ee, daha çok Münevver Karabulut geçmişte kim olabileceği yönünde. Şimdi ee, neden bugün bu videoyu anlatacağım? Cinayetin <laughs> anatomisini çizebilmemiz için öncelikle Münevver Karabulut acaba geçmişte kim olabilir ki? Kim derken ben şu 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 kişi anlamına değil. Burada bir e, profil çizeceğiz arkadaşlar. Geçmişte kim olabilir ki Cem Garipoğlu tarafından öldürdü? Bu böyle bir karşılaşma, aşk cinayeti değil. Şimdi ben size bunu verilerle anlatacağım. E, dediğim gibi gerçekten inanılmaz derecede zorlandım çünkü o kadar veri var ki arkadaşlar. Her birini böyle incelemek çok zor. Gelin şimdi e, ee, Karabulut kim olabilir? Ona bir bakalım. Bu arada Münever Karabulut'un doğum saatiyle ilgili e, yorumlar kısmında ismi unuttum, başlasın beni. E, bir arkadaşımız e, akrebin son derecelerinde olduğunu söyledi ve bu çok mantıklı duruyor. <laughs> İncelemelerimizde bunu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi gelin analizimize başlayalım. Şimdi değerli dostlar şurada Birçok harita açılış bunları diğer videolarda anlatacağım. Çok ilginç bilgiler var. Şimdi Münevver bulut doğum tarihi 7 Mart 1991. Saat gece 00.10 olarak gözüküyor. Yani eğer ki Akrebin son derecesini baz alırsak. Burada işte çok sıra dışı bir bilgi çıkıyor arkadaşlar. Şimdi haritada ben size bunları birer birer anlatacağım. Her birinizin rahatça anlayabileceği gibi yani elinden geldiğince astroloji bilmeyenleri de anlatmaya çalışıyorum ama yani teknik konuları biraz böyle anlatabilmek biraz zor oluyor. Şimdi değerli dostlar yükseleni 29 derece akrepte ve ay da akrepte şimdi ay yükselen kavuşum var ay burada bir tarafta da güney düğümü yengeçin yöneticisi. Şimdi biz bir zaman yolculuğuna çıkacağız. Ee, yine daha önce yaptığım ay düğümleri videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Münevver Karabulut'un güne ay düğümü 8. evde. Bakın arkadaşlar akrep etkisi. Ve Kiron'da 8. evde 21 derecede. Bakın burası bir kurban enerjisi. Yani buradaki görüntü şunu anlatıyor. Sürekli daha önce kökleri ve ataları ile ilgili bir ölümlerden e, ölüm deneyimleri yaşamış. Yani aile kökleri, ataları sürekli yok edilmiş. Yükselen 29 derece akrep, 29 derece arkadaşlar, analitik derece denir. Bir şey de artık son noktaya gelmiş ama e, geçmiş yaşamlardan itibaren bu şey bir şeyden dolayı blokü olmuş. Yani mesela şöyle anlatayım size, e, 29 derecede güneşi olan bir kişinin geçmişte Önemli bir figürdü ama bir yerde orada bir şey bloke etmiştir. Bu kişi önemli figür ama orada ne olmuşsa bu bir ölüm olabilir, başka bir şey olabilir. O kişinin hayatında bir şey devam edememiş. Burada hem ay ayın akrep olması hem de yükselenin akrep olması ve Güney Aydım yörüsüyle birlikte değerlendirdiğimizde burada anlıyoruz ki bu kişi çok fazlasıyla Ölüm deneyimleri yaşamış. Yükselen akrep gelmesi, yükselen burç arkadaşlar her artıya tesadüf gelmez. O bu hayat misyonumuzda bize e, nasıl bir hayat misyonuyla karşılaşacağımızı gösterir. Güneş burcuysa bizim geçmişte ya, e, bizim yaparladığımız zaman ayrıca baba figürü veya ailemizden önemli figürlerle ilgili bize bilgi verir. <laughs> Burada yükselen 29 derece Münevver karı, bir de ay kavuşuyor arkadaşlar. Ee, geçmiş hayatıyla ilgili çok fazlasıyla karanlık, gizemli yapılarla ilgili bir ölüm tecrübesi yaşadığını gösteriyor. üstüne üst sürede güney ay düğümü hem yengeçte hem 8. evde olunca Kiron'la birlikte kurban olma derecesi 21. Neptünye bir derece ama yani her haritada kurban olma derecesi demeyebiliriz. Bu haritanın yapısına göre yorumlamak gerekiyor. Ee, bizi bunu gösteriyor. Burada diğer bir önemli husus değerli dostlarım. Güneş, ICD ve balıkta. Peki bu bize ne anlatır? Balık burcu gezegeni fazlasıyla olan insanlarda balık burcu Hristiyanlıkla da çok alakalı. Ve IC noktasına gelmesi, e, IC mezarları da anlatır arkadaşlar. Münever Karabulut'un ya kendisi ya da aile soyundan birisinin önemli bir Hristiyan figürü olabileceğini gösteriyor. Bu arada İstanbul'a yakın olduğu için şu Güneş tahminimce arkadaşlar İznik tarafından geçiyor olabilir. Yani biliyorsunuz ki ilk Hristiyanlık'ta e, konsül falan e, işte dört İncil'in kabulü İznik konsülü e, o tarafa yakın geçiyor. Yani Bursa, İznik bu taraflara yakın geçiyor güneşi. Dolayısıyla soyunun önemli bir soy olduğunu gösteriyor. Ama bu soyun daha çok dinle ilgili. Bakın Güneş. Dokuzuncu ev yönetisi. Dokuzuncu ev dini konularda anlatır. Şimdi dokuzuncu ev işte akademik konular, yabancı ülkeler, dini konular. Buradan anladığınız şu. Münevver Karabut kendisi ve aile soyundan birisi. Çok önemli bir figür. Soylu. Güney soylu. Ama din figürü. Hristiyan. Görüntü o. Şimdi diğer bir hususta arkadaşlar. Uranüs ve Neptün tepe noktasına üçgen yapmış. Şimdi Neptün... Ee, Etkisinde şu da vardır arkadaşlar, Hristiyanlar. Ya mesela siz Hristiyansınız, Tanrı için çalışıyorsunuz. Para, amacınız hiç yok. Hiç para kalmıyorsunuz. Ee, ve oğlakta bir de düşünün. Yani hayat amacınız mesela her Neptün oğlakta gelen bunu yapıyor anlamına değil de göreviniz tamamen e, bu hayatta çalışmanız. İşte Tanrı'ya hizmet. Böyle insanlar çok oluyor. zamanda Hristiyanlar da yaygındı. Ya da işte şövalye, mesela hospitalier Şövalyesi insanların sağlıklarına ilgili işte ne bileyim bakıcılık yapıyorlar. Hep Tanrı'ya hizmet. Öyle olduğu için buradaki kişi Tanrı adına hizmet ettiği için Uranüs Neptün MC üçgen. Yani bu kişinin geçmişte bir Uranüs grupları da anlatır arkadaşlar. Bir gruplar. Bunlar bir dini grupta olabilir. Bunu anlatıyor. Şimdi geldik. Bir husus daha var burada arkadaşlar. Güneş'i koçta. Ee, birçok hani ben hep geçmiş yaşamları incelerken şimdi neden hep geçmiş yaşam? Bakın geçmiş yaşam bize inanılmaz bilgiler veriyor. Birçok gördüm Hristiyan figürde geçmiş yaşamda virüs Koç geliyor. Neden? Çünkü arkadaşlar Hristiyan din insanları cinsel ilişkiye giremiyorlar. Yasak. Sevgi, cinsellik bilmiyorlar. Dolayısıyla virüsleri koç geliyor. Yani çocuk gibiler. Tecrübesizler. Ee, bu da açıkçası bir Hristiyan figürü olmasını destekleyen bir şey. Yani birçok bilgiyle birlikte burada da destekliyor. Diğer bir hususta değerli dostlar, haritasında e, 1 ve 7 art, görüyorsunuz. Yay ve ikizler hattında e, burası kıstırılmış burç. Kıstırılmış burcu birçok e, olayda anlattım. Mesela Tayyip Erdoğan'da Aslan Kova hattı kıstırılmış e, ee, Tayyip Erdoğan bir soylu figür olduğunu geçmiş hatta hani videomda söylemiştim. Burası neden kıstırılmış? Çünkü bir önceki yaşamda e, daha önce bir devrimci bir olayla karşı karşıya kalmış. Bak kova. Ee, ve soyluluk asla. Ve bu alan kapatılmış. Ya da örneğin sizde koç terazi aksı oluyorsa burası biraz şiddet gördüğünüz bir alanda gösterir. Ya da ilişkide sorun yaşadınız. Şimdi burada yay ikizler attı arkadaşlar. Bakın yayda bir de Lilith var. Dini alan. Yay burcu din konularını anlatır. Ve yedinci evinde Mars var ikizlerde. İkizler burcu bakın yayın karşısında ama bir tarafta kardeşlikle de alakalıdır. Şimdi buradan e, ikizler burcunda olan bir Mars güneşine kare. Demek ki ve yedinci evinde bakın düşmanın direkt açık düşmanlar evinde. Buradan ne anlıyoruz? Münevver Karabulut'un soyuna karşı güneş, çünkü soylu, soyu, soyluluğuna karşı bir kardeşlik örgütünün ikizler Ama bu örgüt bir şiddet örgütü. Bir e, karşı karşı olduğunu gösteriyor. Bakın verileri yavaş yavaş oturtuyoruz. Münevver Karabulut ya kendisi ya da aileden önemli figürler bir önemli bir Hristiyan figür. Bilinmiş birisi, çok önemli bir figür. Güneş Öceli ve balıkta. Mars güneşe kare ama işte bir kardeşlik örgütüyle karşı karşıya. Yine arkadaşlar burada çok sıralışı bir bilgi. Jüpiter bakın o yayın yönesi kapatılmış, kıstırılmış bu. Dokuzuncu evde Satürn'e karşı. Satürn kovada. Yani bir organize yapıyla karşı karşıya. Kova burcu bize grupları da anlatır. Organize bir yapıya, kendi yani bu yapı, e, bu dini yapıya karşı bir örgütle karşı karşıya. Ha mesela bu ne olabilir? Belki de varsa, e, örneğin bunlar önemli bir soydandır. Belki de örneğin, örnek veriyorum. Belki İsa'nın soyundan, Meryem'in soyundan geliyordur. Ama bu yapıda bunları yok etmeye ant olabilir. Ya da belki bu yapı Vatikan'dır. Ama bunun ortaya çıkması istiyordur. Yani ben bunu bilemem. Zaten bu videoda arkadaşlar sizler de yorumlarınızı yazacaksınız. Ben burada size arketipleri anlatacağım. Şimdi Satürn organize yapı Kovada Jüpiter'e karşı. Bakın bir şeyle karşı karşıya kalacağını ve tarihte de hep sürekli. Yani dini inançlarına karşı bir yapılar olduğunu organize sistemli Satürn bir yapı olduğunu bize gösteriyor. Ee, onun dışında son olarak değerli dostlar burada çok önemli bir şey daha var. Pluto 12. evde. Çok güçlü bir gizli düşmanı olduğunu gösteriyor. 12. ev gizli düşmanları görünmeyen düşmanları da anlatır. Ama bu yapı işte ezoterik bir de akrepte. Bakın akrepte. Akrep burcu ölüm ve yeniden doğumdur arkadaşlar. Sonsuzluk sayı 8. Ama bu bir eee belli ki kadim bir yapı. Nereden kadim olduğunu anlıyoruz? Münever Karabulut'un eee ay düğümleri zaman kapısı yengeç, oğlak aksında. Bakın tarih, geçmiş, atalar, kadim bilgiler yengeç ve oğlak burcudur. Dolayısıyla kendisinin de çok kadim bir kökleri yani ataların geçmiş köklerini bize anlatıyor. Pluto da 12. evde olduğu için de güçlü bir yapı, gizli bir yapı, gizli bir teşkilat. Neyse bu bir düşmanları olduğunu bize gösteriyor değerli dostlar. Evet, şimdi bu videoda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Münevver Karabulut cinayetini anlamamız için her şeyi adım adım gideceğiz. Şimdi ilk videomuzda Münever Kara Bulutu kim olabileceğini geçmişte anlamaya çalıştık. Yani şu kişiyi anlamda değil. Kim? Bir önemli bir Hristiyan figürü ya da belki İsa soyu varsa belki bir böyle komple teorisi yapmak istemiyorum. Ve bir kardeşlik yapısıyla güçlü bir yapıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Şimdi resmi biraz daha büyütelim. İkinci videomuzda Cem Garipoğlu'nun haritasını analiz edelim. Bakalım Cem Garipoğlu kim olabilir geçmişte? <laughs>